Çok saat içerisinde başvuran ve gerekli kriterleri karşılayan hastalara nöroloji bölümü tarafından pıhtı eritici, damar açıcı tedavi uygulanabilir. Bu tedavi ile beyine giden tıkalı damar açılmakta ve beyin kan akımı düzelebilmektedir. Bu tedavi ülkemizdeki hastanelerde uygulanabilmektedir. İnme geçiren kişilerin zaman kaybetmeden hızlıca bu merkezlere başvurmalarıyla ölümcül veya yatağa bağımlılık gibi ciddi sakatlık sonuçları olabilecek felçlerde yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir. Unutmayın, zaman kaybı beyin kaybıdır. Bu nedenle riskleri önleyin, belirtileri tanıyın ve erken başvurun. İyi günler sayın seyirciler. Yeni bir empatiyle yine sizlerle birlikteyiz ve sevgili Mehmet Asgüler'le gündeme dair konuları konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var ne yok, sen hasta değilsin. Ben hasta değilim. Biz yine grip olduk. Afiyet olsun diyelim, geçmiş olsun. Tam atlatacakken tekrar tuttu. Uzak duralım senden. Sen evet. Söylemedin grip olduğunu. Kesin hasta olun bugün. Hadi ya. Evet. Büro eksikti yani. Büro eksikti evet. Herkes hasta ama. Etrafta. Üstümüze gelmeyen kalmadı. Bir de şimdi senin gribin gelsin üstümüze. Yodak olarak mı? Yodak olarak üstünüze gelmeyen kalmadı. E tabi. Fena halde bombardıman altındasınız. Sanki de Pakistan yodağıdır mübarek. Sanki de bizim değil ha. Hindistan ha? Evet. Doğru. Mahkemedeydin geçen hafta. Evet. 5 saat sürdü galiba senin. 5,5-6 saat. Bize sorular. Karşı tarafın avukatı senin, sorguladı seni. Bizim program da gündeme geldi. He. Haberler gündeme geldi. Sorular soruldu falan. Böyle. Bizim programın nesini sordular? Orada demişiz ya, pencereden girdiler. Ne demek istiyorsunuz falan. Evet. Anlattık. Yani evet. Pencereden girilme esprisini. Kapıdan girmediğiniz için pencereden girdiniz. Hatta bacadan bile denebilir yani buna. Evet. Yani ortada belge yok. Yani üniversite adı altında 31 Aralık 2009'da aldıkları bir şeyin dışında Eğitim Bakanı'ndan hiçbir şey almamışlar. Evet. Eksik 3 fakülte 6 bölüm şartı yok. Onunla ilgili hiçbir belge yok. Eksik belge yeterli değil. Dolayısıyla pencereden girmiş oluyorsunuz. YODAK da bu yetkisini kullandı, iptal etti. Mahkemelerdeyiz. Mahkeme kapılarında tehdit gırla. Tehdit. Tabii. Söylemiyoruz mahkemelerde. Bir de onlara davam açalım. Onlarla mı uğraşalım? Tehdit derken yani? Söyleyeyim mi ne olduğunu? Yani sözlü mü? Yoksa sözlü mü? Duruşma kapısının önünde. Yoksa ima mı yani? Ne iması? Direkt. Allah Allah. Tabii. Yani bu tehdit neyle ilgili tehdittir? Benimle ilgili. Ya başına bir şey gelecek demek ki. Ha tabii. Vuracaklarmış beni. Ayağından? Evet. Direkt söyledi yani. Şaka yapmışlardı. Belki. Yok şaka değiller, ciddi. Bu işin şakası olmaz. Fakat yani niye tehdit ediliyoruz biliyor musun? Yani Bulgaristan yodağı bu yodak. Yani güney demiyorum çünkü zaten yani farklı evet. Şeyler var. Bunu niye söylüyorlar? Kemal Dürüst'ün dönemin Eğitim Bakanı'nın vermiş olduğu eksik belge olduğu halde hala Milli Eğitim Bakanımız Cemal Özyiğit hocamız hala 1,5 ayı buluyor. Hala daha iptal etmiyor. İptal etmesi mi gerekiyor onun? Tabii onun o şey eksik olan şeyini ki biz onu tamamlasınlar diye arkadaşlarımız vardı gelenler arasında falan. Onu dedi ki şöyle şöyle yapın. Yeni bakanlık şimdi bu sürecin hiçbir yerinde yok. Sordum şuraya, soracağım buraya. Bakanlığın uhdesine dedim. O da çat diye iptal edecek, bitecek bu iş. Bakanlık Ankara'ya soruyor, şuraya soruyor, buraya soruyor. Biz kimseye sormadık YODAK olarak. Önünüzdeki mevzuatı. Tabii, atarsın. Bakanlığın partneriyiz biz. Bakanlık Yüksek Öğretim Kurumu iptal etmişse hiç durmaması lazım. Çünkü yetki onda. Ve eksik olduğunu herkes bilir. Sayın Bakan'dan bunu rica ediyoruz yani. Bu sonuçta devlet bir bütündür.
YÖDAK ayrı, Eğitim Bakanlığı ayrı olmaz. Yani bakanlık sizinle birlikte yürürse daha güçlü olursunuz. Daha güçlü oluruz. Olay biter. Mahkemelerde sürünmeyiz. Hmm. 501 öğrenci almışlar. Öğrenci alınan alan uzaktan eğitim. Bunun ne bakanlıkta ne YÖDAK'tan hiçbir izni yoktur. Ve Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bu öğrenciler. Ve bugün Türkiye'de YÖK şu bu falan bunlarla ilgili büyük tedirginlikler vardır. 501 öğrenci illegal bir şekilde kayıt altına alınmış, dersler yapılmış, KKTC'nin hiçbir meclisinden izni olmadan. Daha bunun neyini seyredeceğiz? Siz Eğitim Bakanlığı brief etmediniz mi bu konuyu? Anlatmadınız. Eğitim Bakanlığı da biliyor bizim bildiklerimizi. Yazdık. Cevap bile alamadık. Bunları söylemek gücümüze gidiyor ama artık yeter. Evet. Herkes işini yapsın. Yani onlar yapsaydı sizin uğraşmanıza gerek kalmazdı. Bu mahkemeler olmazdı. Biterdi bunlar. YÖDAK öncü kuvvet mayın tarlasından sürülen eşek. Ankara işi bize karışmasın. Gücümüze karışmasın. Ama en basit kararlarda da bir elin bir mesaj gelsin. Olmaz böyle siyaset. Evet. YÖDAK nasıl elini taşın altında koyuyorsa yönetli merciler de taşın altına elini koyacak. Yok böyle bir şey. Ankara bu konuda bir şey mi söyler? Söylemez tabii çünkü illegallik var zaten. Ve mağdur olan da Türkiye Cumhuriyeti uyruğu gençler. Bunun lamicim yok. Her şeyi Ankara'ya pas etmenin gereği yok. Yok tabii ya, bizim işimiz bu. O bahane aramadır. Zaten arayıp YÖK'e sorsalar söyleyecek. Neyi soracak YÖK'e? Kendisinin muhtesinde kendinin verdiği YÖK'ün tanımadığı bir kurumdan bahsediyoruz değerli dostum. Evet. YÖK'le ne alakası var bunun? YÖK'ün kapısından girmemişler. Ne öğretim üyesi kalmış, ne rektör kalmış, ne bir şey kalmış. Hiçbir şey kalmamış orta yerde. Hala seyrediyoruz. Kemal Dürüst Bey ne vermişti bu insanlara? Üniversite kurma izni. Ama fakültesi yok. 6 programı yok. 3 fakültesi yok. 6 programı yok. Veya ana bilim dalı yok. Şusu yok, busu yok. Vermiş 31 Aralık'ta böyle bir izni. Ama bu eksik. Yanlış. Ayrıca Kemal Dürüst'ün üniversite izni uzaktan eğitime ilişkin hiçbir şey yok. YÖDAK'tan da yok böyle bir şey. Eğitim Bakanlığı'ndan da yok. Evet. Normal bir üniversite verir gibi verdi. Normal bir üniversite verdi ama bunun fakülteleri de yok. Fakültelerinin bakanlıktan idari makam olarak verilmiş bir izni yok. Ne fakülteleri var? Asgari olarak yasada geçen 3 fakültesi yok. 6 bölümü hiç yok. Dönemin YÖDAK'ı tutmuş vermiş bakanlığın yetkilisini gasp ederek. 3 fakülte 10 program. Ama onların da uzaktan eğitimle yani şu anda yaptıkları eğitimle alakası yok. İzinsiz, illegal, 501, bu uluslararası antlaşmalara aykırı, Türkiye KKTC ile ilişkileri berhava edecek bir nokta. Ama bunları haçana bir söyleyeceğiz yani. 6,5 saat bunu konuştuk. Mahkemeye bir şey yok. Neymiş? Milli Eğitim Bakanı, eski Milli Eğitim Bakanı Kemal Dürüst, 2018'de ben böyle verdiğim diye yazı veriyor. Onu getiriyorlar, sunuyorlar mahkemeye. Veya efendim Hasan Ali Bıçak, eski YÖDAK Başkanı, 2018'de, 10 sene sonra. Ben şöyle verdiğim, arkadaş verdiğiniz izinler ortada. Bunu ne için verdiler? O belgeler bulunamadığı için böyle aldılar. O belge bulunamadı olur mu? Böyle şey mi olur? Hadi bakanlıkta yok, onlarda niye yok? Hiçbirinde yok. Çünkü verilmedi öyle bir şey. Verilmediği için ispat etmiyorlar. Ne derler? Buna... Verilmeyen şey için bu insanlar niye verdim diye kağıt verir. Veriyorlar arkadaş. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Eski yönünde mesuliyeti var halbuki. Suç bu. Ama mahkemeyi de meşgul ediyorlar. Bunlara da seyirci kalmaması gereken makamlar var. Seyirci kalıyorlar. Olur mu böyle bir şey? Bunun seyirci kalınacak tarafı mı var? Yüksek öğretime doğrudan üniversitelerimize tehdit. Daha bunun ne? Lamıcı mı olur? Evet. Eğitim Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım diyorsun yani. Devreye girmesi, iptal etmesi lazım. Ne devresi? Zaten devrede. Evet. Devre atmadan. Ve yanmadan. Evet. Bekledikleri cevap ne zaman gelecekmiş Türkiye'den? Bilmiyorum. Türkiye'den sorulacak bir şey yok. Şeye sormuşlar. Siz söyleyin. Başsavcılar. Başsavcılara ne soruyorsun? Sen siyasi bir iradesin. Belli. Hukukçun da var. Çarp diye iptal edeceksin bunu. Ben vermemişim, eksik verilmiş, sehven verilmiş, bitti, iptal ediyorum, bitti. Ayrıca sen benim vermediğim, hiç vermediğim bir alanda benim yüksek öğretimime zarar veriyorsun deyip illegal Türkiye Cumhuriyeti uyruklu vatandaşları Türkiye'den
kaydetmişsin, paralarını almışsın, izni olmayan ve geçerliliğe sahip olmayacak sınavlar yapıyorsun, geçerliliğine sahip olmayacak diplomalar vereceksin. Bunlar benim başımı artacak, yüksek öğretimime büyük zarar verecek deyip atacaksın aşağıya. Evet. Bu kadar. Kararlılık ister yani. Kararlılık ister tabii. Kararlılık lafta olmaz, duruşta olur. Belki onlar da mahkemeye taşınmak istemediklerinden dolayıdır. Dava ederlerse bizi diye düşünüyorlar. Arkadaş da oradan kaç, buradan kaç, oradan bekle, buradan sin. Ne bu? Olmaz ki. Evet. Büyük mağduriyetlere yol açacak. Doğru. Anladım. Peki hazır bakanlıktan bahsetmişken aklıma bir şey daha geldi. İşte bir gazete sürekli olarak Sayın Bulut Akacan'a verilen izin, üniversite izinleriyle ilgili yayın yapıyor. Evet. Ve işte iki izinle ilgili yayın yapıyor. Ve orada da sizi suçluyor. Çünkü Eğitim Bakanlığı suçlamak kolay değil. Halbuki izni veren, üniversite açma izni veren Eğitim Bakanlığı. Tabii, tabii. YÖDAV'ın verdiği, vermek zorunda olduğu Eğitim Bakanlığı, çünkü idari makam. Yasa diyor ki kuruluşu onaylanır. Ama YÖDAV'ın esas uhdesinde olan bakanlığın ön açma izni onaylayıp onaylamamak değil. YÖDAV'ın uhdesinde olan o süreci tanıdığına dair o dönemde. Evet. Çünkü bakanlığını mı tanımayacak YÖDAV? Evet. Yasaya aykırı olur. İşletilmesi gereken süreç öğretime başlama izniyle ilgili bir şey varsa söz konusu üniversitede hemen iptal edelim. Yok öyle bir şey. Sizin o onama yazınızı, yani yazınızı gördük, süreç başladı denen yazınızı kurulmuştur diyoruz bakanlığın şeyine. İzin olarak addederler. İzin değil, olur mu? Ön açma izni bakanlığa aittir. Kurulum tanınır diyor. Bir madde değiştirmişler. Biz de kurulumu tanıdık. İsmini kullansın diye. Ama bu öğretime başlama ya sahip öğrenci alacak, faaliyet yapacak anlamına gelmiyor. İşte bunu anlamazlar. Bu kadar basit. Bunun anlaşılma bir tarafı yok. Çok yani. Net bu. Yani bu konuda... Ama arkadaşlar şunu da haklıdır. İki üniversiteye bakanlık vermemeliydi. Doğru bunda, haklıdırlar. Tek birini, üniversite vermeliydi. Tabii biz de ödek olarak bu arkadaşları, bu mütevelli heyetini çağırdık. Lütfen bir üniversitenizi ıslah edin, mamur edin, sonra ikincisine geçersiniz. İnlemeler yok. Eşim şöyle yapacak, böyle yapacak, o birinin, o birinin falan dediler ve yasal olarak verilmiş bir şeyi ne yapabilirsin? Evet. Böyle de olay. Ama bu izni veren bakanlığa yüklenmezler, size yüklenirler. Tabii yani eğer bir suç varsa yasaya göre iptal edebilir ön açmayı bakan. Geçmiş hükümet dönemi verildi. Evet, hepsi bu dönemde Sayın Cemal bu nereden çıktı? Cemal Özyiğit döneminde verilmiş bir üniversite izni yok. Çünkü yasa değişti ve meclisin iradesinde. Evet, doğru. Evet. Ama bizimle aynı düşündüğünü ben yani biliyorum Sayın Bakan'ın. Benden farklı düşünmediğini en azından biliyorum ama gereğini yapmıyorlar. Benim eleştirdiğim bu. Yoksa bizim gibi düşünüyorlar. Yani bu konuda da ikinci söylediğim Sayın Bulut Akacan üniversiteyle ilgili konuda da bakanlığın yapabileceği bir şey var mıdır? İkisini de iptal etsin. Bitsin bu iş. Tabii onun yüklesinde. Üniversite sahibi sağda solda insan dövemez, darp edemez. Böyle üniversite sahibi mi olur? Pat diye iptal edersin. Bitti. Suç işlemişse bu konularda, belliyse, sabitse daha önceden hukuka uygundur. Yapılacak olan bu. İkisini de iptal etsinler. Güzel de olur. Belki oradan da yine dava edilmekten korkuyor. Hiçbir şey olmaz bakanlığa. Bakanlığı başsavcılık savunur. Biz avukat bulmak zorundayız. Anayasal kuruluş değiliz. Ortadayız yani orada da. Evet. Sağ olsun üniversiteler arası kurul üyesi üniversitelerimiz. 3 tane bir avukat tuttu bize son bir hafta içinde. Evet, güzel. Teşekkür ederiz hepsine de. Ama bu doğru değil yani. Böyle gitmez bu. Evet. Yani bir şeyi 50 kezdir anlatırsınız. Sayın Akile Büke'de çıktı, basın açıklaması yaptı. Ve anlattı şu anda senin anlattığın gibi. Biz değilik. Üniversite açma izni veren. Bize yüklenmeyin diye. Ama yine de size yükleniyorlar. Bu ne biçim bir şeydi be bu? Anlamak istemez insanlar. Yani sizin gazete olarak BRT'deki programa çağırmamanızın bir nedeninin olarak da
uzaktan eğitimde adaletin yanında duruş sergilemiş olmanız diye de bir yorum yapılıyor, haberin olsun. Benden söylemesi. O kadar uzun boylu mu bu iş? Sen yazdığın için söylüyorum. Belki sen bilmiyorsundur, duymadın böyle bu boyutunu. Zannetmem ya. Oyunun ne ilgisi var? Öyle yorumluyorlar. Ben de katılmıyorum ama böyle yorumlayanlar var. Evet. Enteresan. Artık beni programı alırken dikkat et. Evet. Değerli dostum. Doğru. Bugün öfkelisin. Aha. Çayı da döktü. Çayı da döktü. Çay da içemeyeceğiz. Bekir arkadaş, Mehmet çayı döktü. Bir şeyler getir de silelim burayı. Demek öyle. Çayı da içemedik. Başka getirirler şimdi. İyi. Getirirler. Üstümüze doğru geliyor da. Bekir arkadaş bir şey getir de Mehmet'in üstüne doğru gelir sular. Evet. Kapattık mı yödek meselesini? Ne? Kapanır mı yödek meselesi? Evet. Kapanmaz ha. Yok. Kapanmasın da yani güçlü olsun. Şimdi efendim duruşu olsun. Anladım. Eksikleri varsa onları yerine yapsın. Öz eleştiri yapsın yödek de ama. Evet. Yani eğriyi görürken doğruyu da görmek lazım. Doğru. Şimdi yani, bu mahkemenin süresiz şeyini kararını açıklamak için süresiz ertelenmesi ne iyiye mi yorarsınız yoksa? Hiçbir fikrim yok dostum. Bu iyi bir şey midir yoksa? Hiçbir fikrim yok. Biz elimizde verilere ışığında bir karar ürettik. Muhterem mahkeme de bu kararın toplum nezdinde, Türkiye nezdinde, mağduriyetleri nezdinde olası çok daha büyük mağduriyetlere bizim kanaatimize göre yol açacağından, verilecek uzaktan eğitim diplomalarının hiçbir geçerliliğe sahip olmayacağı şimdiden belli olduğundan dolayı biz bunun daha fazla insanın bu mağduriyet zincirine eklenmemesi hususuyla kamu çıkarını düşünerek ve yasalara da uygun bir şekilde bu kararı ürettik. Evet. Bakanlıktan da bu kararın gereği olan eksik ve yanlış verilmiş olan Kemal Dürüst döneminde 31 Aralık 2009'da bu hükümet döneminde bunun da sona erdirilmesi ve bununla ilgili olası sıkıntılara cevaz vermemesini temenni ediyoruz. Tabii ki. Çünkü bu Türkiye-KKTC ilişkilerini bir süre sonra çok ciddi bir şekilde sorunlu hale getirecek bir alandır. Ve üniversitelerimizin de hiç sorumlulukları olmadığı halde bu konu üzerinden sorgulanmalarına yol açacaktır. Evet. Mağduriyetler yüzünden. Tüm üniversiteler. Tabii ki, tabii ki. Çok büyük bir tehlikedir bu. Şimdi o 500 kişiden bahsedersiniz. Eğer üniversite kapanır ve faaliyetleri olmazsa o 500 kişi ne olacak? Sınavsız alınanlar için zaten onlara da eksik bilgi verildi. Ne oldu? Açma iznini dönemin Eğitim Bakanlığı'nın verdiği mektuba, yeni sayılı mektuba refere ediyorlar. Bakın orada var, izin var ne ama eski bakan. Anladım. İnsanlar bunu ayıramayabilirler. Yanıltmaya dönük bir şey bu. Evet. Veya eski YÖDAK başkanından da şöyle bir şey var. Yok ama bu izin yerine geçmez. Size yazılmış bir mektuptur bu. Hiçbir belge niteliği taşımıyor. Atenki bir kağıt için görevde olmayan kişilerin verdiği bir yazı bu. Mektup yani. Evet. Enteresan. Şimdi bu şekilde yani korkarsa kurumlar, korkutulursa hiçbir konuda karar alamaz demektir. Değil korkmasınlar yani. Tabii, cesur olsunlar. Sizin gibi. Bizim gibi diyemeyiz. Yani biz de korkmuyoruz da diyemeyiz ama alınması gereken kararların da alındığını da görüyoruz. Evet. Evet. Peki size kolay gelsin diyelim. Hepimize. Aynı gemideyiz. Her gelene evet demek, kafa sallamak daha kolay aslında. Tabii. Tabii en kolayı ama aslında en zoru. Evet. Çünkü zamanında yapılmayan işlerden dolayı bugün sürekli başımız ağrıyor. Tabii. Bir aile mağduriyetler yaşanıyor. Sıkıntılar yaşanıyor. Yani iyi huylar edinmiyoruz son zamanlarda. Yani eksik bilgilerle tam teşekküllü araştırmalar yapmadan konular irdeleniyor ve kamuya tam istenildiği randımanda habercilik de üretilemiyor. Yani genelleme yapmıyorum. Yani ama
Bu konular gerçekten basın çok önemlidir ve topluma kamusal çıkarlar konusunda önce olmalıdır. Hiçbir kurum milletin, anayasanın, yasanın üstünde değildir. Yanlışlar yapılıyorsa herkes hesabını verecek. Evet. Ama yani bunları, bu mücadeleyi basın dördüncü kuvveti olarak yaparken de tam teşekküllü anlatmak lazım. Yani sorunun bütün boyutlarını göstermek lazım ki o zaman faydalı olsun o yayınlar, sonuç alıcı olsun. Bunu yapmak lazım. Tabii konuyu değiştirecektim ama şimdi basın falan deyince şimdi başka iddialar da aklıma geldi. Şimdi bir de YÖDAK'ın bazı konularda YÖK'e verdiği bilgilerle işte burada bazı üniversitelerin de üniversitelere zarar vereceği söyleniyor. Yani ifadeyi de bulmak istiyorum. Sanki ispiyonculuk yapıyor YÖDAK gibi bir suçlama var size. Bu, yani bu buradaki sıkıntıları YÖK'e anlatmak ispiyonculuk demek midir? Yoksa bu istişaredir değil mi? Yani usulüne göre olması için diye düşünüyoruz. Şimdi görecelidir bu tartışmalar değerli dostum. Bu tür hatalar olmaz olamaz demiyorum. Ama şunda bir kere hemfikir olmalıyız. Evet. Yani üniversitelerimizin belli alanlarda koordinasyonsuzluğu olabilir. Belli konularda kiminle? Bakanlıkla ve burayla, Türkiye'yle, Türkiye'yle. Burada şey, somut bir şey söylemiyorum. Anladım. Yani daha teorik bir şey söylemeye çalışıyorum. Ama burada bence 2017'de miydi? Yoksa 2016'da mıydı? Ne? Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın 2023'te 150 bin öğrenci hedefi koyduğu yıl 2017'ydi sanırım. Galiba, evet. Şimdi bu hedefte Türk Devleti bir karar değişikliği yaptı mı? Mesela bence büyük fotoğraf budur. Evet. Neden böyle soruyorum? Çünkü 2016-2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan Kakadıcı'da 2023'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerimizin 150 bin öğrenci hedefini koymuştu. Şimdi bu artık 2019'da bunun ben gerçekleşme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Yani veriler bunun daha da aşağıya düşeceği, gerileyeceğini gösteriyor. Ne gösteriyor? O zaman soru şu. Nedenleri çeşitlidir. Çok çeşitlidir nedenleri. Yüksek öğretim 1980'lerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 83'te kurulduktan sonra özellikle ortaya çıkan ve dönemin devlet adamlarının, devlet insanlarının KKDC makamlarıyla koordineli bir şekilde KKDC'den sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanından sonra Kuzey Kıbrıs büyük bir izolasyon altında kaldı. Ve üniversiteler bundan sonra devreye sokulmaya başlandı. Ve bu alana, eğitim alanına yüce gönüllülük göstererek yatırım yapan iş insanları da büyük bir şeyle, şevkle bu yatırımlarını her geçen gün Türkiye'nin siyasi insan, devlet insanlarının da desteğiyle, Milli Güvenlik Kurulu'nun da özel çabasıyla buradaki ekonominin ayakta durmasının, izolasyonların, Kuzey Kıbrıs'a uygulanmakta olan ekonomik ve siyasi izolasyonların karşısında Kuzey Kıbrıs'ın ayakta durmasının, üniversiteler Türkiye'den buraya öğrenci gelmesi, uluslararası alandan uluslararası öğrenci gelmesi gibi hedefler konuldu ve bu yıllar itibariyle büyük özverilerle bu noktaya getirildi. Evet. Şimdi görev ve bu görevde sadece üniversitelere yatırım yapan iş insanlarının, eğitim insanlarının görevi değil.
Evet. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hükümetlerin gelmiş geçmiş ama özellikle sıkıntılı yıllarla ilgili siyasi makamların bu konuya ilişkin bir perspektiflerinin olup olmadığını, evet, olası bir takım sıkıntılar karşısındaki bu sene yaşandı. Bu önümüzdeki yıla da iyi işaretler vermiyor. Bu iyi işaretlerin ortadan kaldırılması için tüm üniversitelerimizin, bütün mütevelli heyetlerinin, asgari müştereklerini iyi bir sınıflandırmayla, iyi bir mutabakatla, burada içeride Başbakan, Cumhurbaşkanı, Eğitim Bakanı, Dışişleri Bakanı'yla, evet, paylaşarak hızla Türkiye'ye, Türkiye'deki, çünkü KKTC kurulduktan sonra Kıbrıs işlerinden son müdevlet bakanlığı ilan edildi. Bugün o yok. Mesela, doğru, tarihe karıştı. Bu pusulayı şaşırtıyor. Evet. Kıbrıslı Türkler, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayanlar Türkiye'ye meselelerini nasıl aktaracaklar? İşte bu mesele bir alandır. Evet. Ve bu alanla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başlamak üzere bütün makamlara bununla ilgili sıkıntılarını nakletmek ve buna ilişkin herkesin de elini taşın altına koyacak şekilde buradaki sıkıntıların da varsa uluslararası öğretimle ilgili sıkıntılar varsa onları da masaya yatıracak şekilde, ama evet, buranın da sürdürülebilir akademik hayatını, sürdürülebilir öğrenci potansiyelini, sürdürülebilir argelerinin bütününün güvenliğini sağlayacak bir politikaya artık sahip olunması, tabii, ve adı geçen bir takım üniversitelerin işte teşvikle, şuyla buyla, yerelde özellikle belli kesimlerin üniversitelere dönük rekabet duygusu içerisinde hareket etmesinden ötürü siyasi makamlar da teşviklerle ilgili, vergilerle ilgili bir takım sınırlamalar getiriyorlar. Evet. Özünde bazı şeylerde haklı olabilirler ama bu üniversitelerin toplamında ekonomi üzerinde yarattıkları değeri, artı değeri de görecek bir nesnellikte kararlar üretilmesi gerekiyor ve bu iş, bu olay o kadar çok boyutludur ki, yani Doğu Akdeniz'de doğalgaz mücadelesi ile Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir üniversite politikasının doğrudan birbiriyle irtibatı olduğunu ve burada yaşanacak bir, efendime söyleyeyim, gerileme, burada yaşanabilecek bir kararsızlık doğrudan doğalgaz meselesinin Doğu Akdeniz'de mücadelesini etkileyecek bir şeydir. Yani dolayısıyla efendim Kuzey Kıbrıs böyledir, şöyledir diyerek bunlar geçiştirilecek konular değildir. Evet. Birbirinde bileşik kaplar meselesi de olduğu gibi birbiriyle etkileşimi çok kolay olabilecek bir şeydir. Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan'ın, dahi Avrupa Birliği'nin Kuzey Kıbrıs'ta üniversitelerle ilgili kafalarında her geçen gün bir takım yerlerde, bir takım ülkelerde üniversitelerimize ilişkin bir takım adımlar atılıyor. Bunlara ilişkin Türkiye'nin güvenlik duvarını Edirne'de kurması gerekiyor. Efendim her şeyinizi Türkiye'den mi bekliyorsunuz? Evet, yani böyle himaye edilen bir toplum, himaye edilen bir cemaat, himaye edilen bir ülke. Kuzey Kıbrıs belki üniversitelerinin başarısı çok öteye taşmıştır ama çok da kırılgan olduğunu unutmamak gerekiyor. Doğru. Aynı şey Türkiye'de de üniversitelerde, Türkiye'deki üniversitelerde Kuzey Kıbrıs'ı rakip olarak görüyor. Tabii. Bunları bence toplamında siyasi iradenin, buradaki siyasi iradenin Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere bütün siyasi iradenin, hükümetin bu konuda behemel karar üretmesi gerekiyor ve üniversitelerinde asgari müşterekler konusunda YÖDAK'la beraber hep birlikte hareket etmeleri gerekiyor. Bunlar, yani beklemeyelim felaket gelsin diyorsun. Tabii ki beklemeyelim. Evet. Yani beklersek, yani ne oldu? Şeyde şurada çocuklar, yağmur geldi, çocukları aldı gitti. Sonra ne oldu? Bir takım yerleri kazdılar. Sonra ne oldu? Efendim suçlu bulundu firma. Ne oldu? Dava edildi. Dava edilme sürecinde firma aldı bütün iş makinalarını. Dava edilen firma yurt dışı yasağa konur.
Bütün mal mülküne de el konur. Hayır. Aldı güzel güzel bütün iş makineleri buradadır. Arkada Girne'ye giderken. Hepsini aldı götürdü Türkiye'ye. Dava etmişiz. Peki avukatı kim diyor yurttaş? Dursun mu diyor avukat. Avukatı dursun mu diyor bu davanın? Yani dursun beklesin mi diyor. Anladım. Bizim Cahit söylüyor bunu. Anladım. Dolmuşçu Cahit. Öyle diyor. Evet. Hocam diyor bu davanın avukatı dursun mu? Hani böyle her şey olup biter, canlar gider. İşte otursun milletin acısı. Sonra bakarız. Bu işin doğrusu bu değil. Yani evet. Üniversitelerde ilgili bunları konuşurken bir uyarıdır bu. Evet. Ha olmaz. Ha ya olursa? Ya. Ki göstergeler olacağı yönündedir. Evet. Dolayısıyla herkes bu yangını söndürmek için maşrapasını alıp bu yangını söndürmesi gerekiyor. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Kesinlikle. Yani bizim yapabileceklerimiz bellidir YÖDAK olarak. Ama devlet bir siyaset çizerse elbette ki biz de bu işin öncülüğünü yaparız. Ama devlet kararlı olmalı. Tabii. Evet. Bakalım. Göreceğiz bakalım. Aksi takdirde sıkıntılar, büyük sıkıntılar yaşayabiliriz değil mi? Tabii, tabii. Yani bir kere söyleyeyim, 2023'te 150 bin hedefi tutturulamayacak. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 150 bin hedefi değil, yani yüzden aşağıya doğru sayacağız. Şu anda kurulan düzen sayının aşağıda kalmasıyla sekteye uğrar değil mi? Tabii, artık işaretler daha da aşağıya gideceği Türkiye'den gelen öğrenciler. Tabii işaretler o yönde. Telaş yaratmak için söylemiyorum ama bana gelen işaretler orada. Evet. Onun için tez... Bu bir milli politikaysa, bir devlet politikasıyla ise Kakadeci'deki üniversiteler, bunu eğer Türkiye'de bu konuda bir politika değişikliği varsa, buradaki hükümetin bunu öğrenmesi ve ona göre üniversitelere yeni hedefler koyması gerekiyor. Evet. Eğer öyleyse, bir devlet politikası değişmişse buna bakmak lazım. Tabii. Anladım. Peki. Üniversiteleri ve YÖDAK'ı bir tarafa koyalım. İleriki günlerde belli ki daha çok konuşacağız bunları. Tabii. Evet. Sen de biraz sinirli gördün bugün. İkide bir mahkemelere girip çıkmak ve sağda solda çıkan haberleri okumak seni biraz şöyle gerdi galiba. Yok, ne gerilelim ya işte. Çay bile döktün, çarptın, döktün. Döküldü çünkü fincanın altı şeymiş. Söyle sağlam durmuyormuş. Ben ne yapayım yani? Evet. Yazdığını da okuduk bugün. Evet. Annenle evet. El ele giderken. Evet. Savaş. Asker sizi gördü savaşta ama vurmadı. Evet. Niye ateş açmazlar diye de annene sormuşsun. O da hadi çabuk yürü dedi sana. Evet. Sonra 30 yıl sonra öğrendik sebebini. Sonra 30 yıl sonra. Tek kollu. Evet. Askerin. Olgun kaybetti evet. Savaşta kaybetti değil mi? Tabii 74 savaşında. Vurum ateş açmayın diye emir vermiş. Evet. Başında ve... Sivil halka ateş açmayın demiş. Başında ve sonunda hikaye vardı. Araya başka bir şey soktun. Evet Avrupa Parlamentosu. Biliyorum. Evet. Vardır böyle şey. Bazı roman türleri vardır. Bir konuya gelir. Tam merak ettiğiniz yerde... Bir şey araya şey sokar, hatıra, anı falan. Ama ısrarla onun bitmesini beklersiniz de oraya biter gelir. Bir alakalıdır çünkü. Bir yöntem ama alakalı. 74'teki sorumun cevabını buldum. Evet. 2004'te. O da Avrupa Parlamentosu seçimleri. Propaganda sürecinde buldum. Evet. Evet. İyi ki de ateş açmamışsın orada Rumlar. Şimdi programı yapamayacaktık burada. Evet. Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de adamla tanışamayacaktık. Tanışamayacaktınız. Hı. Demek adam öyle dedi. Ha. Ben tabii. O da adaydı. Yok değildi. Yani sen oy toplamaya çalışırken tabii, gezerken tabii. Tek kollu adama. Çok insanlar rastladım. Çok anı var yani. Orada komutanmış ve ateş açmayın diye izin verdi. İzin vermedi. Sivile ateş açılmaz demiş. Demiş. Ben izin vermedim dedi. Ben izin vermedim dedi. Güzel. İyi insani bir yaklaşım. Peki Avrupa Parlamentosu seçimleri uzun da bir yazı. Neredeyse hazır tam sayfa tutsun ama içerisinde kırgınlıklarını belirtin. Evet. Durduk okuduk okumak zorundayız zaten sansürlemek için. Sansürleyecek bir şey bulamadın ama. Şaka yapar. Yok değil mi? kırgınsın o dönemde sen aday olduğunda sana söylenenlerle ilgili. Bugün Sayın Kızıl Yürek aday oldu. Tabii. Onun da seninle ilgili söyledikleri vardı. Tabii. Evet, şimdi kendisi aday oldu diye de eleştiri yapan burada. Aç bakalım bize biraz konuyu. Şimdi
19 Mayıs'ta 2000 kaçıdı? 19 Mayıs 2004. 2004'teydi. Öyle diyorlar. Anlam planla eleştirel bakanlar veya hayır diyenler. Biz eleştirel bakanlardanık. Bir hayır kampanyasında değildik ama eleştirel evet. bakıyorduk. Oy vermedim. Referandumda burada olsaydım evet mi verdim? Evet verirdim. Ama bunu sorgulayanlardan biriyim. Türkiye'de Çanakkale'deydim o dönemde. Çanakkale'deydim. İstanbul'a programa gittim. 24 Nisan günü gün boyu televizyonlardaydık. Eleştirilerimizi yaptık. Hatta kurucu cumhurbaşkanının o akşam saat 8'de meşruiyetini kaybettiğini söyleyen kişiyim. 8'de yani anlam planında. Yani ama eksikliklerini, aksaklıklarını, bu işin referandum ve işte adanızı birleştirmişsiniz Birleşmiş Milletler'e, Avrupa Birliği'ne, zaten seçimlerde bunlar hepsini söyledim ben 2004'te. Evet. Bundan dolayı özel bir garezleri oldu bize barışçı cephenin. Ki Kızıl Yürek de onların içindedir. Yani ve aşırıya gidecek. Yani onlara sormamışım. Rum gaspına destek olmuşum. Şimdi bakın böyle şeyler yok. Çünkü biz çektik cefasını 2004'te ve işin tuhaf tarafı beni bütün bunlarla beraber İsmet Kotak savunan bir yazı yazdı. Ya dedi, iki ay önce siz isterdiniz buraya girmeyi. Bu adam gitti şey yap. Neymiş, imza kampanyası toplayacaklarmış da imzalarının sandalye alacaklarmış. Niyazi de o kafadaydı. Rahmetli seni savunduydu. Tabii Niyazi de o kafadaydı. İmza toplayacaklar. Dedi ya Kıbrıs kendi arasında seçsin. Evet. İmza toplayacaklarmış da imza kampanyasıyla ne elde edildi bugüne kadar Allah aşkına? Avrupa'dan imza kampanyasıyla şey yapacaksınız. Şimdi diyorlar ki AKEL geldi. CTP genel başkanına değil tabii ki ama CTP'lilere sormuşlar. Öyle diyorlar. Doğru mu yeri mi ben bilemem. Onlar da demiş ki kuzeyden değil. Demek ki biz kuzeyden değil. Ben kuzeyden de değildim. Ben Çanakkale'den geldim. Evet. Ve aday oldum. Evet. Kuzeyden birini yapmayın da ne isterseniz yapın. Bunun için yani ismini tarif etmeden Kızıl Yürek yani deklare edilmiş oldu gayri resmi olarak. Çünkü evet. Güneyde kimi bulacaklardı başka aday gösterecek. Yani buna layık olmadığını söylemiyorum. Tabii ki layıktır. Olsun da. Ama tutarlı olmak lazım. Onu söylüyorum. Yani dün Kıbrıslı Türklerin federal düzende haklarına halel gelmesin diyerek bağımsız aday olmuş kişi için bu şey işte Kıbrıs Türk'te şöyle yapsın böyle yapsın işte gaspa alet oldu falan bir yığın aşırı aşırı yorumlar yapıldı. Sonra bunları biz seyredelim 15 sene sonra. Biz de seyretmeyelim dedik, hatırlatalım dedik bunları. Evet. Sitemde bulundun hem ona hem Sayın Mehmet Ali Talat'a. Tabii ki, tabii ki yani çok ağır bir laftı. Talat'a da başbakandı dedik. KKTC makamında olan birisinin. ama tabii Cumhurbaşkanı Denktaş vardı. O da tek bir kelime söylemedi bu arada. O da ayrı bir konu değil mi? Yorumsuz kaldı. Hiçbir şey söylemedi. Ama başbakan söyledi. İki tane makamın, hayır Cumhurbaşkanı ile başbakanın arasında bir kalite farkını gösteriyor. Birisi Avrupa Birliği'ne, Avrupa ölelim, yapalım, kapıları açalım, şu olsun, bu olsun derken meğersem 2019'da bir kapı açacaklarmış ama Avrupa Parlamentosu'nda efendim birisi üzerinden Kıbrıs Türklerinin oylarını alma kapısıymış bu. Yani bu AKEL'in bu kampanyası bir kapı açacaklar. Kıbrıs Türklerden oy çalma şeyidir bu. Sadece oy çalma değil. Kıbrıslı Türklerin iradesini de çalma var burada. Çünkü bizim bütün 60 sistematiği dağıtacak bir şeydir bu. 1960'da siyasal partiler ayrı bir şey. Birey olarak aday olursunuz. Sorun değil ama bir partiden aday oluyorsunuz siz artık. AKEL'den ve günahkar bir AKEL bu. Yani anlam planındaki günahları çok. Kıbrıslı Türklerin kendi üyelerine dönük günahları çok. Sivapları var mı? Var tabii ki sivapları da AKEL'in. Onları söylemeden edemeyiz ama yani samimi bulman Sayın Kızıl Yüreği aday göstermesini AKEL'in. Bence öyle değerlendirmemek lazım. Yani samimi bulurum dersem eksik olur. Samimi bulmam dersem hatalı olur. Yani bence onun üzerinden değil. Önemli olan bir sonraki hamle ne olacak? Yani ona bakmak lazım. Yani bu zaten sizin hepinizin kimlikleri var. Dolayısıyla bu eşitlik taleplerinizden vazgeçin. İşte siz bak bir vekille Avrupa'da sizi temsil ediyoruz. AKEL'in içerisinde gelin buradan yürüyelim diyebilirler. Bu iyi bir şeydir.
bu statükoyu çatlatmaktır, KKTC makamlarını dikkate almamaktır diye çeşitli şekillerde soldan sağa bir yığın yorum yapılabilir. Hayal dünyasıdır bu. KKTC'de Avrupa Parlamentosu'nun ne alakası var? Daha statükoyu çatlatacaklar. Feryan ediyorlar. Yani ben o günlerde diyordum ki ya küstüler, barışçılar, herkes arkasını döndü falan. Akele değil DC'ye oy verdiler. Temsil edici özelliği yok bunların ama. Evet. Bugün de temsil edici özelliği olmayan bazı arkadaşlar efendim bu statükoyu çatlatmanın yolu Kızıl Yürek'e Akele'nin listesinde oy vermektir. Bunlar nasıl yorumlardır? Yani anlamak mümkün değil. Dolayısıyla yani... Yok, büyük bir kesim soldan da var bunun içerisinde. Yani bunun oradaki söz konusu bahsettiğimiz iki sandalye ve Kıbrıslı Türkleri aslında temsil manasına gelmediği söyleniyor yani. Tabii yani temsil de etmek isteyebilir ama sorun o değil. Sorun Akel'in yani Kıbrıs'ta çözümle ilgili gerek şey neydi? Christofias'ın Cumhurbaşkanlığında gerekse Papadopoulos'un Cumhurbaşkanlığında oynadığı roldür önemli olan. Yani çok böyle çok eğreti bir pozisyondadırlar ve Kıbrıs'ın içinde bulunduğu şartları hegemonya kuracak ve Kıbrıslı Türkleri Kıbrıs Rumlarıyla eşitleyecek demiyorum bak. Ama kendi haklarını Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda takdim edilmiş, kazanılmış haklarını da koruyacak bir çerçevede inandırıcı, somut, kabul edilebilir, kurucu statüde bir yapıya dönük Akel de çok gelgitlerle hareket ediyor. Ve günün sonunda Avrupa'ya şu mesaj verilecek. Yani demek isteyen Akel'in içerisinde, isteyen DİS'in içerisinde, isteyen DİKO'nun içerisinde. Yani benimkiyle farkı bu işte. Evet. Benim adaylığımla şimdiki bu sürecin farklılığı bu. İsteyen Akel, isteyen DİKO değil kardeşim. DİKO değil veya DİS'i değil. Öyle değil bu işte. Bu başka bir şeydir ve bütün 60 parametrelerini ve bugüne kadar Kıbrıs Cumhuriyeti'nden sonraki süreçte yapılan bütün müzakerelerdeki, bütün dosyalardaki bizim eşitliğimize, siyasi eşitliğimize dönük bütün argümanlarımızı berhava edecek işlerdir bunlar. Ve bunun statükonun yani hiçbir tarafına da zarar vermeyecek bir şeydir. Yani onu söyleyeyim. Yani öyle statükoyla hesaplaşmak bu kadar kolay değil. Barış gücü askerlerine karşı bir şey yapmak statükoyla hesaplaşmaktır. İki taraflı hem de. Tek tarafı değil. Gene. Ama tabii diyecekler ki bakış açısı. Gene gündemde ne yapayım? Gene rapor hazırlarlar. Gene evet. Gene 99 defadır rapor hazırlarlar. Evet. Belki de fazla. Bir fırsatını bulup gene girdin. Evet, senin isteğin üzerine programı biraz erken bitiriyoruz ama şunu da sorayım, kısaca bir bahset. Sayın Çavuşoğlu geldi, Türkiye Dışişleri Bakanı. Burada bir dizi temasta bulundu, açıklamalar oldu. Ne hissettirdi sana bunlar? Ne olacak? Bundan sonraki yol ne görünür bu açıklamalardan sonra? Zor görünüyor bundan sonraki yol. Zor görünüyor. Bununla ilgili daha sağlıklı bir yorum yapmak için biraz daha programı geniş tutmamız lazım. İstersen bir programı buna ayıralım. Genel cuma ben de tespitlerimi Türkiye'nin bu konudaki psikolojik düzeyde iletişim kurma mevzuları aktarma konusundaki algı hatalarını, Kuzey Kıbrıs'taki algı hatalarını karşılıklı olarak değerlendirelim. Bunların çok kıymetli harbiyesi yok ama biz de değerlendirmiş olacağız. Evet, doğrudur. İşimiz bu çünkü. Evet. Evet. Bir toplantın olduğu için seni biraz erken bırakıyoruz, söz verdiğimiz gibi. Azat ediyorsun beni. Evet, cuma günü. Nasıl olmasa çayı da içemedik. Çayı aslında çıkınca bir tane sana ısmarlayalım. Olur, evet. Olur. Ama yok, senin acelen var, bu geldiğinde. Evet. Evet, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sinirli bir günündeydin ama. Evet, kolay kolay sinirlenmem ama bugün sinirlendim, nedenini de bilmiyorum. Evet, peki.
Sinirlenince daha güzel olur ama. Öyle mi? Hmm. Hep sinirli geleyim. Hep sinirli gelsin. Tamam, çelleri dökelim. Evet. Sinirli gelmediğinde düşüne düşüne konuşun ve sansür yapın. Sinirli geldiğinde deletebe dümdüz gidin. Ne yapalım? Genel yayın yönetmeninin karşısındayız. Sansür o da yapıyormuş bizim yazılara. Baksana sansür yapmak için okuyormuş. Biz de dolayısıyla... Bakalım başımızı... Taşı geldi ne koydu diyorsun. Başımızı belaya sokmayasın. Ne bir bakarak yazıyor. Bereket burada çok şey yapmıyoruz değil mi? Faullü bir şey yapmıyoruz. Yok tamamdır. Sınırlarını bilin sen. Evet. Peki teşekkürler. Teşekkürler. Evet bir empatinin daha sonuna geldik. Cuma günü sevgili Mehmet Asküler Kıbrıs'taysa ve bir işi yoksa programı yapacağız ve geniş bir Kıbrıs konusu değerlendirmesi sözünü verdi bize. Bakalım eğer Cuma günü programı yapabilirsek saat 15'te bunları konuşacağız. Yayın masasından Bekir Topla, Salim Şener ve Şirin Duyak arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. İyi günler. Işıkları dökülürken ovalara